İyi geceler, iyi haftalar. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize karşı kullandığı tehdit dilinin saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceğini bildirdiği Türkiye'de 23'ü, Alman hükümetinden Türkiye birçok konuda yakın ve önemli müttefiktir açıklamasının yapıldığı Berlin'de 22'yi, Girne açıklarında Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişinin Türkiye'ye teslim edilmesini kararlaştıran ve teslim eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23'ü, hesabına gelmeyince önüne gelen herkese ve devlete parmak sallayan, tehdit yağdıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdi de yeşil kart uygulaması iptal edilmezse ve Meksika sınırına duvar örülmezse, bunun için istediğim para onaylanmazsa hükümeti kapatırım deyip bu kez de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni tehdit ettiği Washington'da da 16-0-1'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın ilk gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve hemen başlıyoruz. Gece bakışına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından da büyük önem taşıyan çok önemli bir açıklamayı aktararak başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 15.35'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda birçok İlk de gerçekleşti ve toplantı 5,5 saat sürdü. Daha önce toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla masadaki yerini aldı. Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu'na üniformasıyla katılan Hulusi Akar bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaydı. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yardımcısı Mike Pence'in geçen hafta terör suçlamasıyla yargılanan Amerikalı papaz Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik küstahsı sözleri ve sarf ettikleri küstahsı sözleri ve tehditleri ele alındı. Buna tepki gösterildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye konusu da ele alındı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. Milli Güvenlik Kurulu yeni yapısıyla ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak toplantıya katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla masadaki yerini aldı. Hulusi Akar, parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında üniformasıyla masadaydı. Bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaydı. Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla ilk kez toplantıya katıldı. Kurulun yeni üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar oldu. Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda ana başlık terörle mücadele oldu. Olağanüstü hal sonrası dönemde FETÖ ile mücadeleye ilişkin atılacak adımlar gözden geçirildi. Devletin zirvesi Milli Güvenlik Kurulu'nda 2 ayda bir araya gelecek. Gerektiğinde Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla da MGK toplanabilecek. Ve 24 Haziran sonrası fokur fokur kaynayan bir parti. Sadece bir parti değil ama en öne çıkanı Cumhuriyet Halk Partisi. Kurultay tartışmaları haftalardır devam ediyor. Bugün de öyle oldu. 15 günlük imza toplama süreci saat 17.30 itibariyle sona erdi ve gün içerisinde Merkez Yürütme Kurulu da toplandı. Partinin sözcüsü kameraların karşısına geçti, Bülent Tezcan. İmzalar getirilirse tüzüğün gereği yapılır dedi. Muhaliflerse yeterli sayıda imzayı Perşembe günü genel merkeze teslim edeceklerini açıkladılar.
parti içi muhalefet değişim sloganıyla yola çıktı. Seçimli olağanüstü kurultay istedi. Parti yönetimi ise zamanı değil, ülke gündemine odaklanalım diyerek bu talebi reddetti. Bu karar karşısında 16 Temmuz'da harekete geçti muhalefet. 15 günlük sürede imza toplama mesaisi vardı. Son ana kadar delegeler sıkı markaja alındı. Muharrem İnce delegeleri son gün notere gitmeye davet etti. Kendisi de noterdeydi. Taahhütte bulundu. Noterden bir taahhütname imzaladım. Yani genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağımı, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. Genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağım. İmza toplama süreci akşam saatlerinde sona erdi. Peki muhalefet yeter sayıya ulaştı mı? Ellerindeki imzaları genel merkeze ulaştırmak için bir haftalık süre var önlerinde. CHP'li Gaye Usluer, noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz mesajını paylaştı. Parti yönetimi ise tersi görüşünde. MYK toplantısı sonrası konuştu parti sözcüsü Bülent Ezcan. İmzalar getirilsin, gereği yapılır dedi. Bize henüz gelen rakam yok. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor. Tüzüğün dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır ve olmayacaktır. Eğer yeter sayıda imza genel merkeze ulaştırılırsa 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce 3. kez kurultayda karşı karşıya gelecek. Daha çok konuşulacak, çok tartışılacak bu olağanüstü kurultay süreci. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne Milletvekili Erdinç Bircan, olağanüstü kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Halk Partili vekil Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Bircan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. Bircan'ın tedavisine Ankara'da İbn Sina Hastanesi'nde devam edilecek diyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Sayın Vekile. Biz bereketli Trakya topraklarının tarımsal sit alanı olmalı. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tartışmaları devam eden olağanüstü kurultay çalışmaları için Iğdır'daydı. Sabah partililerle buluşacaktı. Ancak Bircan'a ulaşılamadı. Otele giden partililer milletvekili telefonu açmayınca odasına girdi. Bircan yerde hareketsiz yatıyordu. Akşam geldi, oturduk, sohbet ettik, biraz konuştuk, otele gitmiş. Sabahleyin haber geldi ki hastaneye beyin kanaması geçirmiş. Ambulansla hemen Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saat 11 on civarında hastanemize başvurdu. Şu anda operasyon alındı acil olarak. Operasyon sonrasında daha detaylı bilgi verilecek. Neden? Beyin kanaması şüphesiyle alındı operasyonu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Grup Başkan Vekili Engin Altay da Iğdır'a gitti. Sizinle korkuttu bizi ama inşallah atlatacak. Sağlık Bakanlığı da Erzurum'dan uzman bir ekibi takviye olarak ambulans helikopterle Iğdır'a gönderdi. Bircan'ın ameliyatı başarılı geçti, hayati tehlikeyi atlattı. Operasyonumuz gayet güzel geçti. İçerideki kanamayı boşalttık ve şu anda da kanamamız görünmüyor kontrol tomografisinde de. Durum da iyi görünüyor. Yani yeni bir kanama yok, hasta stabil. Tabii entübe edilmiş vaziyette. Bircan daha sonra tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi. Tedaviye burada İbn Sina Hastanesi'nde devam edilecek. CHP'li Erdin Bircan, kurultay tartışmalarını sona erdirmek için hazırlanan bildiriye imza atmayan 12 milletvekilinden biriydi. Sayın Bakanım, siz 40 yıl önce doktor... Evet, vekil Erdin Bircan yoğun bakımda ve tedavisine Ankara'da İbn Sina Hastanesi'nde devam ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti geride kalan günde. Ardından kameraların karşısına geçti. Meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. İyi Partili Koray Aydın'ın "Liderimiz Bahçeli" sözlerini değerlendirdi. Açıklamanın gaf değil, provokasyon olduğunu belirtti Bahçeli. Herkes ayağını denk alsın dedi. Koray Aydın'ın bu sözleri hafta sonunda damgasını vurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı İzmir'de yargılanan Rahip Brunson'a ilişkin de sözleri var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Brunson'a ilişkin
açıklamalar nedeniyle, küstahlı sözler ve tehditler nedeniyle de Amerika Birleşik Devletleri yönetimine tepki gösterdi MHP Genel Başkanı. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur, dedi. Bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sözlerle tepki gösterdi İyi Partili Koray Aydın'a. Bahçeli, liderimiz Bahçeli açıklamasına sert yanıt verdi. Koskoca bir cümlenin içerisinde kaf olmaz. Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir. Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a yaptığı hayırlı olsun ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçti. Bahçeli'nin İyi Parti'ye sert mesajları vardı. Bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Bahçeli'ye İyi Parti'den yaşanabilecek olası kopmalar da soruldu. Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında Milliyetçi Hareket Partisi ile beraberlikleri kalmamıştır. Ve gündemin bir diğer sıcak başlığı, ABD'li Rahip Brunson ve ardından ABD yönetiminden gelen açıklamalar. Devlet Bahçeli bu konuda da net konuştu. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bir papaz için bu kadar papaz olmaya değer mi? Ey Mr. Trump, diyor birçok insan. Geride kalan günlerdeki esprilerden biri buydu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobillere olan tutkusunu sanırım bilmeyen kalmadı. Bahçeli bu kez 1987 model aracıyla Ankara sokaklarındaydı. Trafikte zaman zaman kendisini selamlayan Ankaralılara karşılık verdi. MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise yoğun ilgi görüyor. Bu kez 1987 model Buick marka klasik otomobilinin direksiyonuna geçti. Ankara turuna çıktı. Arka fonda Emel Taşçıoğlu çaldı. Görüntüler Ankara 1071 Manazgirt Bulvarı'ndan. Direksiyon başındaki isim ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri yine klasik otomobiliyle başkent yollarındaydı. Emel Taşçıoğlu'nun Bayramdan Bayrama şarkısı eşliğinde hazırlanan video MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Büyük ilgi gördü. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde Bahçeli aracı kullanırken rahat tavrı, elinden eksik etmediği tesbihi ve yüzüğüyle de dikkat çekti. Bahçeli zaman zaman kendisini selamlayan Ankaralılara karşılık verdi. Seçimden beklediği sonucu alamayan İyi Parti'de de genel başkanlık tartışması yaşanıyor. İyi Parti'nin ikinci olağanüstü kurultayı 12 Ağustos'ta yapılacak. Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağını ilişkin belirsizlik de vardı. Aday olmayacağını açıklamıştı 22 Temmuz'da sosyal medya hesabından. Kararlılık içeren bir ifadeydi. Ve gözler tabii ki genel başkanlık koltuğuna kimin oturabileceğine çevrilmişti. Partide bu soruya yanıt aramak için başkanlık divanı toplantısı yapıldı ve Meral Akşener sürpriz bir şekilde kameraların karşısına geçti. Hiçbir şey olmamış, istifa etmemiş falan gibi, onu vermemiş gibi devam içeren, devam vurgusu içeren ifadeler kullandı. İYİ Parti 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya gidecek. Kurultay öncesinde genel merkezde başkanlık divanı Meral Akşener başkanlığında toplandı.
kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partiye girişinde kurmayları ve partililer karşıladı. Bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım. Akşener kurultayda aday olup olmayacağı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. 1,5 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Başkanlık Divanı'nın kongrede tek aday çıkarma kararını teyit ettiği belirtildi. Akşener'in delegelerin önerisiyle genel başkan adayı olarak gösterileceğinin altı bir kez daha çizildi ve bu karar Akşener'e sunuldu. Şimdi bu türden haberleri ekranlarınıza taşıdığımız zaman öncesinde düşünüyorum, sonrasında da düşünüyorum. Ne denir, nasıl anlatılır öfkemizi, böylesi bir barbarlığı, caniliği nasıl daha keskin ifadelerle ahlaki çerçevede kalarak dile getirin diye kelime bulamıyoruz. Şimdi de kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir durum söz konusu. Klasik ateş düştü yeri. Ateş düştü yeri mahvetmiş durumda. Yakmadı, kavurdu, perişan etti. Gaziantep'te dedesinin evinin damında televizyon izleyen bir gencecik çocuk bir anda yere yığılıyor. Ailesi onun sandalyeden düşüp yaralandığını sanıyor. Oysa gerçek farklı. 11 yaşında Mehmet Emin Keser. Evinde katil ruhlu birisinin kurbanı oldu. Maganda kurşunu falan değil bu. Katil ruhlu birisinin kurbanı oldu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor ve küçük çocuğun ailesi yavrularından gelecek doktorların onlara söyleyeceği iyi bir haberi bekliyor. Gözü yaşlı bir anne. 2 metre yakınında meydana gelen olayın şokunu hala atlatamayan bir dede. Bunlar bizim ciğerimizi yaktı. İnşallah Allah onların da ciğerini yakar. Gaziantep Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Keser ailesinin çocukları dedeleriyle birlikte damdaydı. 11 yaşındaki Mehmet Emin bir anda yere yığıldı. Maganda kurşunu bu kez küçük Mehmet'i vurdu. 11 yaşındaki Mehmet dedesinin evinin damında hem oyun oynuyor hem de televizyon izliyordu. Ancak bir anda yere yığıldı. Herkes sandalyeden düşerek yaralandığını zannetti. Ancak hastaneye kaldırıldığında Mehmet'in kafasında mermi çekirdeği bulundu. Küçük çocuğu halası kucaklayıp hastaneye yetiştirdi. Allah imdat Mehmet'e ya Allah! Dedi ya kafasında bir kurşun var dedi. Ya ne kurşunu bu kurşun dedim. Vallahi görmedik kurşunu. Biz ettik sandalyeden düştürdük çocuk dedik. Maganda kurşunuymuş. Maganda kurşunuymuş. Allah o magandanın belasını versin. Küçük çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürerken ailesi bu tür olayların önüne geçirmesi için çağrıda bulunuyor. Şu an durumu kritik. Bekliyoruz. Buna artık bir çare bulunsun yani. Benim ciğerim yanıyor yani. Benim gibi birçok insan var. Yani bunun önlemi alınmayacak mı? Kolay be ki Allah. Düğün yapıyorsunuz. Hadi onu anladık. Bu silah ne? Bunlar yasaklansın, bitsin ya. Abimin bir oğlu vardı. Onu da bu kurşun geldi. Onu buldu ya. Ya olmasın artık. Bitsin artık bu kurşunlar. Buradan sesleniyorum ben size. Yeter. Biz yandık. Kimse yanmasın. Aslında Türk Ceza Kanunu'nda maganda kurşununa karşı ağır cezalar var. Siz silah sıkarken bu atmış olduğunuz silahın mermisinin birisine isabet edeceğini öngöreceksiniz. Bu durumda 20 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılmasını hükmediyor. Olayla ilgili tutuklanan bir kişi hakkında adli süreç devam ediyor. Geride kalan cumartesi günü İstanbul'da Şişli ilçesi Çağlayan semtinde meslektaşım Hasan Ormancı'nın ailesinden birisi vefat ediyor. Taziye evi ve kapının önünde aile taziyeleri kabul ederken pat diye bir mermi çekirdeği düşüyor yere. Kim attı, nereden geldi bilmiyor. Yorgun mermi diye rapor tutuyor yetkililer. Anlayın nasıl bir durum, nasıl bir ortam bu, böyle eline gelenin dilediği zaman
yaptığı bir ortamda yaşıyoruz. Devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Irak'ın kuzeyiyle Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatlarında en az 20 terörist daha etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları havadan, komando birlikleri karadan, güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terörist grubu fark eden bir kişi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İnsansız hava araçlarıyla teröristlerin yeri belirlendi. Hava destekli operasyonda silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlar da sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla vuruldu. Silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Temmuz'da ZAP bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde teröristler tarafından kullanılan ve girişi iki kaya arasında bulunan mağara dikkat çekiyor. Terör yuvası tam isabetle vurularak yerle bir edildi. İçişleri Bakanlığı son bir haftadaki operasyonlarda aralarında gri listede aranan Osman Gülen'in de bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çanta ve silahlarınızı geride bırak. Devam et. 6 terörist sağ ele geçirildi. 12 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Evet, hızla. Arazi aramalarında tespit edilen 4 mağara ve sığınakla 13 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda 25 uzun namlulu silah, 14 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu ülkede inançlı insanlara en büyük kötülük yapmış isimlerden birisi. Onlara zarar vermiş isimlerden birisi. Onlarca yıl boyunca unutamayacağız. Ve oldukça karanlık, daha neler duyacaksınız diyebileceğim kadar korkunç bir yapı. Adnan Oktar ve suç örgütü. Bunlara yönelik, Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik soruşturma derinlemesine sürüyor. Dosyanın gizli tanığı TRT Radyo Haber'e konuştu. Türkiye'nin davası programına konuk olan gizli tanık, bu karanlık, iğrenç, korkunç şantaj çetesi, aklınıza gelebilecek her türlü iğrençliğin bulunduğu bu örgütün karanlık yüzüne ilişkin bildiklerini anlattı. Adnan Oktar'ın örgüt içinde mirasa konmak için evliliği yasakladığını söyledi gizli tanık ve kızlara uygulanan şiddetin, tacizin, tecavüzün boyutlarını da açıkladı. Efendim neler söyleyeceksiniz? Örgüte girdiğinde 16 yaşındaydı. 27 yıl Adnan Oktar'ın yanında kaldı. Para trafiğini yönetti. O gizli tanık örgütün karanlık yüzünü TRT Radyo Haber'de anlattı. Soruşturmanın gizli tanığı örgütün yapısına işaret etti. Adnan Oktar bir lider. Etrafında imamlar var. Hukuktan, siyasilerden, kızlardan, turnike sisteminden sorumlular. O imamların altında da sorumlular var. Böyle bir yapı. Adnan Oktar büyümek istemediğini, küçük ve güçlü yapı olacağını söylerdi. Amacı da devleti ele geçirmekti. Gizli tanık örgüt ağına düşürülen kızların akıbetini de açıkladı. Turnike sistemi var. Modern bir kölelik yaşanıyordu aslında İstanbul'un ortasında. Kızların kullanılması en çok yaralayan oldu. Manevi olarak kendilerini kaybediyorlar. Peki Oktar'ın hedefinde neden hep zengin ailelerin çocukları vardı? Evlilik yok. Dolayısıyla çocuk olması da yasak. 5-6 tanesi hariç başka kimsenin çocuğu yoktur. Ailelerin paralarını aldılar. Mirasa konma zaten esas gelir kaynağıdır. Özellikle zengin aileleri seçmelerinin sebebi babalar, anneler vefat ettiğinde paralar alınıyor. Ve Oktar'ın kızlara uyguladığı şiddet. Örgütten ayrıldıktan sonra duydum. Kızları dövüyormuş, kaşlarını ve saçlarını kazıyormuş. Psikolojik olarak çökertmek için yapıyordu. Sadece İsrail'le değil, birçok uluslararası iğrenç ve de çok kirli, çok tehlikeli ilişkilere sahip birisi aynı zamanda Adnan Oktar ve onun suç örgütü. Terörle mücadele sadece sahada yapılmıyor. Sanal dünyada da klavye teröristleri mercek altında. Adnan Oktar'ın en büyük suç örgütün en büyük yapılanmasından biri de sanal dünyadaydı. Yüzü aşkın internet sitesi üzerinden benim de aralarında bulunduğum birçok kişiye tehdit ve
tacizler gerçekleştirdiler. İtibarsızlaştırma çalışmaları yaptılar. Büyük bir şantaj çetesinden söz ediyorum. Ellerinde binlerce kaset, milyonlarca saat, özel yaşamdan tutun da aklınıza gelecek birçok konuda kaset olunan bir, bulunan bir yapıdan söz ediyorum. Evet, sanal dünyada da teröristlere, bu türden suç örgütlerine nefes aldırmıyor ülkemiz, çok şükür. Ve bu mücadeleyi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yürütüyor. Başta FETÖ, PKK, DAEŞ ve daha birçok terör örgütlerinin, suç örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonları tek tek deşifre ediliyor. Ellerine yüreklerine sağlık. İşte emniyetin sanal terörist avcıları. İnternet siteleri taranıyor, sosyal medya hesapları inceleniyor. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Dairesi sanal teröristlere göz açtırmıyor. Günde yaklaşık 500 ihbar değerlendiriliyor. Özel yazılımlarla internet taraması yapılıyor. Terör propagandası yapan hesap ve kişiler tek tek tespit ediliyor. 15 Temmuz'dan günümüze kadar 130 bine yakın terör örgütlerinin lehine yorum yapan, paylaşım yapan sosyal medya hesabı tespit ettik. Bunların içerisinde de aşağı yukarı bu hesapları yöneten, yönlendiren, paylaşım yapan 50 bine yakın kişi tespit edildi. Tespit edilen hesapların kullanıcıları belirleniyor. Sonrasında adli süreç başlıyor. Sosyal medyada terör propagandası yapanların başında Fethullahçı terör örgütü mensupları geliyor. Yaklaşık %60'ının FETÖ'ye müzahir şahıslar olduğunu, önemli bir kısmının da PKK müzahir şahıslar olduğunu tespit ettik. Sanal alemin güvenliği sanal devri adı verilen sistemle sağlanıyor. Terör propagandasının yanı sıra dolandırıcılık, devlet büyüklerine hakaret gibi suçlar da sanal devriye ile tespit ediliyor. Polisler sadece sokaklarda ekip arabalarıyla devriye görevini yerine getirmiyor. Aynı zamanda interneti, sanal mecrayı didik didik tarıyorlar. Yani artık onlar sanal devriye yapıyorlar. Alanında özel eğitimler almış, özel yazılımlar kullanan ve donanımlar kullanan personelimiz tarafından yine sanal dünyada, bilişim alanında suç işleyen şahısları sosyal medya hesaplarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaları biz sanal devriye olarak ifade edebiliriz. Saatler 23.28'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. Giresun'da doktorla tartışan 82 yaşındaki adamın gözaltına alınırken fenalaşıp ölmesi büyük infial yarattı. Dört bir koldan soruşturma gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı da soruşturma başlattı. Olay anında zor kullanan polislerden sonra beyaz alarm dedikleri, işte doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddet olduğunda kullanılan alarm sistemleri var. Onlardan birisini kullanan doktor da açığa alındı. Ama adamdır, burada olmuş. Yusuf Topal, Giresun'da Gemiler Çekeği mahallesindeki aile sağlığı merkezine giderek eşine ilaç yazdırmak istedi. Topal, eşine ait sağlık kurulu raporu ve evde bakım hizmeti kararını gösterdi. Ancak görevli doktordan olumsuz cevap aldı. Doktor hastayı görmeden işlem yapamayacağını söyledi. Tartışma çıktı. Doktor beyaz kod vererek sağlık ocağına polis çağırdı. Polisler yaşlı adamı gözaltına alırken arbede yaşandı. 82 yaşındaki Topal kelepçe takıldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polislerin hastaneye götürdüğü Yusuf Topal yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine iki polis memuru açığa alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı. Olaya adı karışan doktor da açığa alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Giresun'daki olayın sağlık camiasına üzdüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yusuf Topal'ın ailesine taziye telefonu açtı, üzüntülerini iletti. Bunu babama yaşatan bu acıyı hem babama ve bize kat be kat yaşatan bu insanların cezasını çekmeleri. Bizim tek amacımız ve gayemiz bu.
Bir garip hırsızlık olayı yaşandı Erzurum'da. Belediye tarafından yaptırılan bar ekibi heykeldeki davulcunun tokmağı, zurnacının da zurnası çalındı. Davulcunun tokmağı, zurnacının zurnası. İkisi de ortada yok. Erzurum'da bar ekibi heykelinin çalınan parçaları hem tepkiye hem şaşkınlığa yol açtı. Tavulla, tokmakla, zurnayla ne işin var sen? Ne yapacaksın yani? O ne yapılabilir ki? Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar heykelini 3 yıl önce yaptırmıştı. Çalınan davul tokmağı ve zurnanın hiçbir maddi değeri bulunmuyor. Bence bu kasıtlı yapılmış bir şey. Yani Allah iyi etsin, ne diyeyim, başka çalacak bir şey bulamamışlar. Yani bu tür bir şeyin Erzurum'da olması hoş bir durum değil. Erzurum dadaşlar diyarı olduğu için ya böyle bir şeye yakışmıyor. Erzurum'a yakıştıramadım. Erzurum'un böyle güzel şeylerini çalıp da götürüp orada burada kırıp yakmalarına ne gerek var ki hani? Emniyet birimleri heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Hatay'da da bir süre önce yörenin simgesi künefeci heykelindeki künefe tepsisi çalınmıştı. Son bir haftada sık sık ekranlara bir inşaatın istinat duvarı ya da perde duvarının çöktüğüne ilişkin haberler yansıyor. Geride kalan günde bir tane daha benzeri bir durum yaşandı. İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı çöktü. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama bayağı ciddi bir uyarı aslında birçok konuda. Evet, perde duvarı çöktü, ardından da yol ve park halindeki araçlar oluşan devasa çukura birer birer devrildi. O anları da artık cep telefonu var, sürpriz değil kimse için, çektiler. Kameralara an be an yansıdı o anlar. Olayın en büyük tesellisi ise mal kaybının olmasıydı. Yani cana bir şey gelmedi, çok şükür mala geldi, ona da gelsin diyoruz. Araba gidiyor. Araba gidiyor, çekilin. İnşaatın perde duvarı çöktü. Araçlar birer birer çukura düştü. Araba gidiyor, çekilin. Benim bir sadakam var ki 10 dakika içinde dursaymışım, arabayla beraber ben de gidiyormuşum. Olay İstanbul'da meydana geldi. Ümraniye'deki inşaatın temeli yeni atılmış, perde duvarı yapılmıştı. Sabah saatlerinde duvar büyük gürültüyle yıkıldı. Ardından yol çöktü. 20 metre derinlikte çukur oluştu. İki otomobil ve bir kamyon yolda park halindeydi. O araçlar da çukura yuvarlandı. Geldim baktım arabam gitmiş. Birden elektrikler gitti ve bir gürültü oldu. O gürültüyle birlikte dışarıya çıktığımızda bu manzarayla karşı karşıya kaldık. Yolun çökmesiyle bazı araçlar çukura düştü, bazı araçlarsa tam sınırda kaldı. İşte ekipler o araçların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Çukura düşmeyen araçlarsa vinç yardımıyla kurtarıldı. Ümraniye Belediyesi olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi. Artık değişen iklim şartlarına göre ve bu kadar inşaat çalışmasının olduğu İstanbul'da artık yeraltı hareketlerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Harfiye çalışmaları yapılırken iş güvenliği ve çevre güvenliğinin mutlaka ön plana alınması lazım. Can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, devam ediyoruz. Saatler 23.34'ü gösteriyor. Kulağıma yönetmen arkadaşım, Trump mı diyeceksin, Trumpet mi? Gürültü çıkartıyor diye. Yok, Trump, ciddi bir iş yapıyoruz. Trump da çok ciddi bir adam. Şaka gibi. Göçmen karşıtı politikalarına destek istedi ve desteklemezseniz hükümeti kapatırım dedi. Vallahi billahi böyle diyor. Trump diyor ki kapatırım hükümeti. Ben ne diyorsam onu yapın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde bu kez kendi ülkesindeki demokrat milletvekilleri vardı. Trump yeşil kart uygulamasına son verilmesini istiyor. Meksika sınırına da duvar örülmesini. Ve bunun için yasal düzenlemeye destek talep ediyor ve eğer vermezseniz görürsünüz diyor ve bunu da sosyal medya hesabından, Twitter'dan yaptı. Tehdit dolu paylaşımıyla demokratlardan destek talep etti, yoksa hükümeti kapatacağım dedi. Evet.
önce göçmen çocukları ailelerinden ayırdı. Şimdi de göçmenlere karşı duvar inşa etmek için kolları sıvadı. Meksika sınırına duvar örmek için Kongre'den istediği desteği bulamayan Amerikan Başkanı Donald Trump yine tehdit diline sarıldı. Trump, Demokrat milletvekillerini Twitter'dan tehdit etti. "Destek vermezseniz hükümeti kapatırım," dedi. Demokratlar duvarı da içeren sınır güvenliği yasasında bize oy vermezse hükümeti kapatabilirim. Trump birçok ülkeye savurduğu tehditlerle yetinmedi. Bu kez ülkesindeki milletvekillerini hedef aldı. Kendi eşinin de bir göçmen olduğunu unuttu. Hatta ABD'nin göçmenler tarafından kurulan bir ülke olduğunu da. Göçmenlere yönelik politikalarını her geçen gün sertleştiren Trump, Twitter mesajında "mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek" diyerek kafa karışıklığını da ortaya koydu. Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı. Ben bile korkuyorum artık Trump'tan, düşünün yani. Yok yok, korkmuyorum çok şükür. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin FETÖ sanığı Rahip Bronson'ın cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası yaptığı tehditkar açıklamalar. Geçen hafta sonunda yaptılar. Parmak salladılar. Hem Başkan Trump hem de yardımcısı. Skandal ötesiydi. Küstahsı. İfadeler ve de aynı zamanda tehdit. Tabii ki büyük tepki çekti. Çekmeye de devam ediyor. Edecek de. Konu geride bıraktığımız günde 5,5 saat süren yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ayrıntılı biçimde ele alındı ve Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de yansıdı. Bu konu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditkar dilini, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki son durumu, bu ilişkiler konusunda son 15 yılda özellikle Türkiye'de kamuoyunu bilgilendiren, Amerika Birleşik Devletleri'nde de üniversitelerde derslere giren, anlatan, analiz eden, düşünce kuruluşları toplantılarında konuyu ele alan Amerikalılara Türkiye'yi, Türkiye'de de bizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir ülke olduğunu, sisteminin nasıl çalıştığını, neyin ne anlama geldiğini belleten, öğreten, aktaran, analiz eden bir isim var. Sayılı isimlerden birisi. Uluslararası ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konular deyince hemen telefona başvuruyoruz. Ayağımda lif koptu, şu oldu, bu oldu falan demiyor. Sağ olsun geliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doçent Doktor Burak Köntay. Trump'ın bir tuzağına mı denk geldi ayağınızdaki lif kopması hocam? Trump'tan ziyade benim oğlanların tuzağına denk geldik. Koşu yarışı yaparken lifi koparttılar benim. Evet. Ama dediğim gibi her şey bir yana, güzel, keyifli insan çocuklarıyla birlikte olduktan sonra her şeye de değiyor. İyi tatiller geçirdiniz diye düşünelim o zaman. Ama Amerika'da bir Türk'ün başına bir şey gelirse bundan sonra hep müsebbibi Trump ya da işte Mike Pence yardımcısı diyeceğim. Şimdi bir espri yaptım geçen de, bir papaz için böyle papaz olmaya değer miydi? İlişkilerimizde köklü, tarihsel geçmişi var. Kore işte geçen yıl dönümüydü hatırlarsanız, orada bini aşkın insanımız şehit düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile omuz omuzaydı. Körfez krizi savaşı 1990-91 hatırlıyorum. Turgut Özal merhum Amerika Birleşik Devletleri'ne en büyük desteği veren lider olmuştu dünyada. Saddam Hüseyin'e yönelik savaşta. İşgal sürecinde biz doğru olanı yaptık bence ama sonrasında bir çuval olayıyla yeniden büyük bir krize sürüklendik. Öncelikle diğer krizlerle bu kriz, papaz krizi, gerçi yayından önce gene işi sulandırmaya çalışmayacağım da arkadaşlar şey dediler, şu Adnan Oktar diye bir adam var. Ya alın size böylesi bir papazı. Yani madem çok istiyorsunuz diye. Baş belası. Neyse. Yani bu papaz olayından hareketle, rahip Bronson'dan hareketle sorayım. Biz diğer krizlerle karşılaştığımızda nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Nereye evrilir? Şimdi bir kere diğer krizleri ikiye bölüp ele alalım önce. Birincisi Bush döneminin sonuna kadar yaşadığımız dönem Soğuk Savaş dönemiydi. Yalnız bakın. Baba Bush. Hayır.
oğul Bush. Öyle mi? Yani Soğuk Savaş'ı baba Bush'la bitiriyoruz değil mi tarihsel olarak? Evet. Ama onun etkisi, o havanın devamı, parametrelerin hala aynı olması, işte o Soğuk Savaş kriterlerinin gitmesi falan, bence oğul Bush döneminin şahsi fikrim, sonuna kadar alabiliriz biz bu işi. Yani Clinton'ı da katıyorum içine. Bir 8 yıl, bir 8 yılda o olmuş. Oraya kadar alırız. Çünkü hala kolay kolay bir günde Soğuk Savaş psikolojisinden çıkamıyorsunuz. Bir 10-15 yıllık bir müddet. İşte geçiş baba Bush'tan da 2 yıl koydum. Bir oraya doğru giden bir süreç var. Fakat sonra artık dünya değişiyor, farklılaşıyor ve en önemlisi parametreler, o iki kutuplu dünya farklı bir noktaya geliyor. Bunu da yaklaşık bir 15-16 sene sonra gerçek bitiş tarihinden itibaren hissetmeye başladık. Yani en büyük burada mesele Türk-Amerikan ilişkileri ya da herhangi bir ülkenin Amerika ile ilişkileri, malumunuz, dünyadaki bir numaralı dış politika meselesidir. Şimdi biz hep Türk-Amerikan ilişkileri diyoruz da Fransa'nın da Amerikan ilişkileri mühim, Almanya'nın da Amerikan ilişkileri mühim, Endonezya'nın da mühim. Çünkü Amerika içinde bulunduğu ekonomik güçten dolayı, içinde bulunduğu bilimsel güçten dolayı ve bu gücünü her alana yönlendirmesinden dolayı her ülkenin bir, bilemediniz ki en alakasız ülkenin üçüncü önceliğidir. Yalnız Türkiye ile çıkarları tam o Soğuk Savaş parametreleri bittikten sonra artık Amerika'nın çok ters olmaya başladı. Mesela güneydoğumuza bakıyoruz. Türkiye'nin sınırlarının güneyinin doğusuna bakıyoruz. İşte orada farklı bakıyoruz Kürt meselesine. Onların YPG, PYG'de algısına. Farklı bakıyoruz. Biz farklı, onlar farklı. O eski NATO müttefikliği algısı falan Amerika'nın gözünde bence çok kalmış değil. Ya da farklı farklı birçok noktada daha değişik bakıyoruz. Eskiden İncirlik varken, sadece İncirlik Amerika için çok önemliyken, şimdi orada farklı dostlar edinmeye başlıyorlar. Mesela Mısır'la, Suudi Arabistan'la, İsrail'le bir hat kuruyorlar. Yani bizim o Soğuk Savaş bitti derken, 15 yılda üstüne koyarken kastım bu. Ama bu papaz işi. Ne konuştuk sizle bu stüdyoda? Hatırlayalım krizlerimizi. Artık çok sık olduğu için. Vize. Evet. S-400. Tam yayında olduğumuz dönemde o esnada patlayan yine bu F-35'lere benzer bambaşka bir kriz. Oldu. Birçok evet. şeyler oldu. Ama bu seferkinde farklı bir nokta var. Evet. Çünkü bu seferki Amerikan devleti ile Türk devletinin arasındaki çıkar çatışması değil. Bu seferki Trump'ın üslubundan kaynaklı attığı bir tweet de değil. Bakın Brunson'la ilgili Trump'ın attığı tweetler, bir sebebi var, birazdan konuşuruz. Ama burada farklı bir nokta var bu sefer. Pence meselesi var. Mark Pence, evangelist. Evet. Bu beyefendi de öyle. Başkan yardımcısı. Ne başkan? Pastor. Ha, pastor. Evet, evet. O da öyle. Right. Şimdi öyle bir mevzu var ki bu ekibe, yani evangelist gruba bir konuşma yapıyor Mike Pence. Ve konuşmayı yaparken adamın kızı da orada, Brunson'un kızı da orada. Diyor ki babanı eve getireceğiz, söz veriyoruz, bunu başkan adına da söylüyor. Yani kişiselleştirmiş meseleyi Mike Pence. Dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki niye kişiselleşiyor? Çünkü kendi bulunduğu dini inanışın bir mensubu. Hem de yakın dostu, yakın mensubu. O pastör dedikleri, bizim de rahip diye tabir ettiğimiz kimse. Yani bu seferkinin diğerlerinden farkı, ulusal çıkarlar vesairenin dışında kişiselleşmiş bir mevzu var karşımızda. Buradaki önemli nokta bu. Bir, bunu bir kenara koyalım. İlk sebebi bu. Ki beni biraz endişelendiren ve farklı bakmamı sağlayan sebep de bu. İkinci bir mevzu daha var. Amerika'da Kasım seçimlerinde ara seçimler var. Değil mi? Ara seçimler ne demek? 39 eyaletin valisi değişecek. Senato'nun da. Aynen. Senato'nun eğer 3 senatör bu tarafa geçerse Cumhuriyetçiler devrilebilir. Devrilebilirden kastımız yani demokratların eline çoğunluğu kaybeder senatörü. Öbür tarafta da sanıyorum 33 tane yeni pozisyon el değiştirecek. Yani hala %100 bir şey diyemeyiz ama en azından bir tanesinin demokratların eline geçmesi olası görünüyor. İkisi de olabilir, ikisi olmaya da bilir. Ama öyle kritik... Böyle... Senato'nun tamamı Temsilciler Meclisi'nin 3'te 1'i mi? Hayır, Senato'nun 3'te 1'i Temsilciler Meclisi'nin tamamı seçime giriyor. Seçime girecek. Ama 33 pozisyon Temsilciler Meclisi'ne yepyeni adaylar giriyor. Evet. Yani eskiler değil. Evet. Şimdi bu ne demek?
Trump'ın bütün bu, hani biraz önce yayından önce sizin bahsettiğiniz, haberini verdiğiniz mevzular var ya, bütün bu atmalar, tutmalar, bağırmalar, çağırmaların önü çat diye kesilip artık tamamen iki senesini böyle boynu bükük bekleyen bir Trump'la karşılaşabiliriz. Topal ördek dedikleri Amerikalıların. Hem de nasıl topal. İşlevsiz. Tabii bu Trump için yani duble topal olur. Eğer demokratlar en azından bir tanesini, kongrenin bir tarafını düşürürse. Şimdi o zaman Amerika'daki, hem de hadi ikinciyi söyleyeyim önce, üçe sonra geçeyim. Önemli oylardan biri bugün Amerika'daki protestanların ciddi bir kesimi şey, evangelist. Dolayısıyla günde de 50 bin kişinin evangelist olduğu söyleniyor. Çok daha fazla. Dolayısıyla o rakamları kaybedemezsiniz, hem oy olarak hem seçim kampanyasında PAC diye tabir ettiğimiz kampanyalara destek açısından, bu iki. Geçen konuğumuz bir şey söyledi, burada bir konuğumuz iyi bir hatırlatma yaptı. Günde 50 bin demişti evangelizme kayış yapan Hristiyan sayısı. Günde 50 bin. Efendim? Günde 50 bin. Tamam. Evet. Amerikan medyasında ben şeyi okudum. Siz oradaydınız, ben bunu okuduğumda birkaç gün önce. Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde evangelist ajandayı savunanlarla evangelistlerin ajandasını savunmayanların bu seçim sürecinde bir çatışması var. Evet. Ve Georgia eyaleti mesela bir evangelist cumhuriyetçinin aday gösterilmesiyle sonuçlanmış cumhuriyetçilerin içerisindeki yarış. Yani bir de orada bir kavga var, bu Trump'ın ajandasından nefret eden cumhuriyetçilerin. İşte tam da üçüncü maddede buydu. Öyle mi? Vallahi kopya çekmedi. Hiç çekmediniz. Üçüncü maddede bu. Neden bu? Trump'ın, şimdi biz tabii Amerika konuşurken ne konuşuyoruz? Bu Twitter'ı rahip mevzunu konuşuyoruz. Şimdi Amerika'da işte her gün bir aydır yaklaşık oradaydık değil mi? Sabah açıyorum gazeteleri, bakıyorum. Akşam televizyona bak, hep aynı şey. Trump'ın iç politikadaki X skandalı ya da potansiyel Rusya ilişkileri ya da herhangi başka bir şeyle ilgili, bırakın demokratlarla ya da demokratları savunan medyayla, aynı şekilde partisinin içinde de bir kavgası var. Dolayısıyla o evangelist ekolü parti içinde de yanına çekerek orada da rahatlamak istiyor. Yani kısacası üç farklı neticeden, daha doğrusu üç farklı sebepten dolayı netice alınması zaruri olan bir nokta bu. Yani bir rahip meselesinin çok çok daha ötesinde. Tekrar diyoruz, Cumhuriyetçi Parti'nin iç meselesi. Buna üç dedik. İki, seçimlerde bu oya ihtiyacı var, finansına da ihtiyacı var. Çünkü çok güçlü ve kuvvetli bir kitledir. Bu arada ekonomi iyiye gidiyor. Amerika'da işsizlik oranı. İşsizlik oranı iyiye gidiyor. Tabii bu rakamlarla ilgili alt rakamlara baktığınızda bazı soru işaretleri de yok değil. Ama şu an yani istatistiksel olarak baktığınızda fena değil. Dedirtiyor Amerika'yı. Bu arada ticari savaşlar açtı. Ha. Ama orada iki yüzlü. Seçim kampanyasında kullanacağı malzemeleri Çin'de yaptırtıyor ucuz diye. Trump. Tam Trumpet. Aynen. Çok kötü ses çıkartıyor. Birinci mesele de, ki beni asıl korkutan mevzu, Pence'in bu işi kişiselleştirmiş olması. Şimdi rahip meselesi bu. Ama müsaadenizle bunu da söyleyerek bölünmesin diye özellikle üzerinde durmak istiyorum. FETÖ darbe girişimi oldu 15 Temmuz'da. Biz hemen devlet olarak ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Hatta sivil toplum da üzerine düşeni yaptı. Ya siz dedik, de gittiniz bu konuda. Hepimiz yani bütün hepimiz akademisyenler, gazeteciler, herkes üstüne düşeni bir vatandaş olarak, bir fert olarak yaptı. Bakın kardeşim, bizim başımıza böyle bir şey geldi. Bunun da müsebbibi budur. Bu konuyu çözün, bunu bize iade edin değil mi? Hepimiz bireysel olarak da bu talepte farklı mecralarda bulunduk. Ama en önemlisi tabii bizim devletin resmi talebi. Ne dediler bize? Dediler ki burası bir hukuk devleti. Siz de suç işlemiş olabilir. Bizim kendi hukukumuz doğrultusunda. İşte bunu başkandan veya dışişlerinden isteyemezsiniz. Bu yargıdır. İşte tamam. Peki. Biz de dosyalar hazırladık devlet olarak değil mi? Yolladık. Hakan Atilla anlaşmamız meselesi var, suçların iadesi konusunda. Ama işte Amerikan hukuku, hukukun önceliği peki. Hakan Atilla meselesi patladı. Yine bazı konular geçti. Amerikan hukuku, hukukun önceliği. Biz yürütme olarak yargıya müdahil olamayız dedi. FETÖ'cülerin sunduğu ajanda ve Türkiye'den düzmece kaçırdıkları belgeleri FETÖ'cü komisere. Ama ne diyorlar? Buradaki kritik laf bu. Yürütme yargıya müdahale Amerika'da edemez. Sukuğa bırakacağız. Peki kardeşim, onu da anladık. Bizim orada polisleri tutukladınız, korumaları. Değil mi? Haklarında evet, aynı zamanda da şey çıkarttınız birçok koruma içinde. Amerika'da yargılanacaklar falan. Ki o mevzunun ne olduğunda da bizim tarafa yapılmış çok ağır tahrikler vardı.
Bununla ilgili bizim devlet ve sivil toplum bazı girişimler yaptı. Amerikan hukuku buna yürütme müdahale edemez. Peki. Şimdi bu kimse suçlu ya da suçsuz. Daha bir hakkında bir şey var mı? Resmileşmiş bir hüküm çıkmadı hüküm ama çıkmadı. Yargılanıyor FETÖ tamam. ve PKK ona ilişkin de teknik bir takım tamam, delillendirmeler. Evet. Şimdi teknik takip. Burada da bir hukuk var. Doğru mu? Bu da bizim ülkemiz. Buranın da kendine göre bir hukuku var. Bu bey suçlu ya da suçsuz yargılanma sürecini Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında tarif eden bir yol ve yöntem var. Biz şimdi içeri aldık. Kanunlarımız öyle buyurduğu için. Bakıyoruz. Eğer sonunda haklıysa, daha doğrusu suçsuzsa... Avukatı bugün başvurdu. Serbest bırakılsın ve yurt dışına çıkma izni verilsin. Suçsuzsa, onlarca yıldır da burada yaşıyor bu arada. 20 küsur yıl diye. Evet, hatta evet, yeni de şey başvurusu yapmış. Daimi oturma izni diye evet. bir şey duydum. Peki suçsuzsa bırakılır. Ha şunu suçluysa... özür dilerim. Yani mesela Pence'in açıklamasında sanki Hristiyan olması, evangelist olması, evangelist demiyor da Hristiyan olması diyor. Bu ülkede misyoner olarak faaliyet yürütmesine 30 yıla yakın bir süredir kimse bir şey dememiş yani Hristiyan. Sırf o mu var? Şimdi buradaki birinci hatta biraz sonra söyleyeceğim. İkincisi de sizin dediğinize geleceğim. Suçluysa içeride neyse kanunlarımızın gereği cezasını çeker, suçsuzsa bırakılır. Öyle bir üslupla cevap veriliyor ki o Twitter'da ve daha sonra da televizyonda da söyledi bunu. Evet. Tayyip Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a değil mi? Tam böyle dedi. Tabii, Recep tabii. Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye şeyimizdir. Ne dedi o tabiri? Ultimatum uyarımızdır ya da talebimizdir. Hemen bu din adamı serbest bırakılsın. Yoksa yaptırımlar uygulayacağız. Şimdi biz sizden istediğimiz zaman ki bizde ne oldu da ortada. Yani delilleriyle Amerikan yargısı diyorsunuz ve yürütme yargıya müdahale edemez diyorsunuz. Bizim hukukla ilgili bir şey olduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmesinin başındaki kimseden yargıya müdahale etmesini istiyor. Siyasallaşma olsun. Evet, hani laf vardı siyasal. Bu ne periz bu ne lahana turşusu diye. Yani ne demek Amerika'da bir şey olduğu zaman hukuk bizde olduğu hukuk. Zaman verin gelsin biz baktık o işe o masum. Böyle bir üslup var. Evet. Şimdi o yüzden çok açık bir şey konuşalım. Bunun üslup olarak konuşulacak bir şey zaten bizler tarafından Türkiye'de çok yok. Amerika'da da çok eleştiriliyor. Yalnız ikinci dediğiniz mevzuya geldiğimizde orada işin bambaşka bir boyutu var. Tabii burada biraz FETÖ etkisinde görüyorum. Çünkü Amerika'da öyle bir Türkiye aleyhinde bilhassa Washington'da bir lobi, bir imaj, bir algı operasyonu yapılıyor ki sanki Türkiye'de Hristiyan olan herkes içeri alınıyor. Tamamıyla böyle bir onların tabiriyle orada varmaya çalıştıkları, algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir öç alma operasyonu yapılıyor. Ya dediğiniz gibi 20 yıldır burada yaşayan biri ki bu arada Türkiye'de misyonerlik faaliyeti yürüten tek Hristiyan ya da evangelist bu bey mi? Hayır. Var bir sürü var. Niye hiçbirine ilgili böyle bir şey yok da bir sürü insan burada yaşıyor, bir sürü din adamı var da sırf bu? Demek ki bırakın bizim yargımızda işini yapsın arkadaş. Bu arada sistemi bilmeyenler olabilir. Çok doğal. Amerika Birleşik Devletleri'nde ben bazen paranın demokrasiyi belirlediği ülke diyorum. Seçim çalışmalarında senatö ve temsilciler meclisi ne aday olanlara bağışta bulunabiliyorsunuz ve FETÖ'cüler geçmişte aleniyet kazandığı için Amerikan medyasında yargısında da konu ele alındı. Hillary Clinton'ın kampanyasına para akıtıyorlardı. Şimdi de Cumhuriyetçi Parti'nin bu evangelist kanadındaki politikacılara bağışta bulunuyorlar Kasım ayında girecekleri seçimlerde destek amacıyla. Bunun da altını çizmek istedim. Sadece Cumhuriyetçiler de değil bu arada. Evet. Şimdi mesela Hillary Clinton'ın kampanyasında da bence yanlış bir şey yaratıldı. Hani Hillary Clinton'a destek veriyorlar diye. Onun kazanma ihtimalini yüksek gördükleri için. Bakın bu şöyledir. Amerika'da yani siz çok iyi biliyorsunuz ama böyle belki bir dakikada farklı olsun diye bir açabiliriz. Temsilciler meclis üyeleri, senatörler, yerel olanlar, valiler, başkan hiç fark etmez. Paralarını hatta son seçimde bizde de öyle oldu değil mi? Evet, bizde de öyle bir modele geçtik. Paralarını kendileri fundraise dedikleri tabirle toplamak zorundalar vatandaştan ama mesela siz çok zenginsiniz. Ben Trump'ın kampanyasına $1 milyon veriyorum diyemezsiniz.
en zengin Amerikalının bile verebileceği limit en parası olmayanla aynı üst limittir. İşte misal ön seçimde galiba bunlar değişiyor. $600'dır. İkinci seçime geldiğinde bir $600'dır. Bunları da peklere yatırırlar. Tabii bunu yatırdığınız zaman orada isminiz çıkıyor ya. Başkan adaylığını da çok etkilemez de. Bilhassa daha dar Temsilciler Meclisi ve Senato, hatta bilhassa Temsilciler Meclisi'nde o üye 2 yılda bir seçime gittiği için bakar der ki, aa bak şu bana destek olmuş, bu bana destek olmuş. Dolayısıyla 2 gün sonra o kişi gelip bir taleple o milletvekiline gittiğinde ayrı bir dinler onu. Çünkü onun kampanyasına bağış yapmış. Böyle kısaca noktasında toparlamış olduk. Ama dediğiniz doğru bir nokta. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında belki bütün bu meselelerden ziyade en uzun uzun konuşmamız gereken mesele, bizim Amerika'da aleyhimize çok ciddi bir algı operasyonu var. Ve bu algı operasyonu da sistemi çok iyi kullanan, sistemi çok iyi bilen, sistemi maalesef zamanında da biraz kullanmasına göz yumulan kimseler tarafından Türkiye'nin aleyhine yeni bir yapılıyor. Midnight Express bekliyor musunuz? Gece Yarısı Ekspresi filmi gibi karalama amaçlı. Zaten daha karalanacak ne kaldı? Yani her açıdan hiç düzgün bir şekilde lanse edilen bir şeyimiz kalmadı. Yani şu mesele bile Türk hukukuna, Türk yargısına ciddi bir müdahaledir. Peki bu küstahlık ve bu tehdit içeren Brunson konusu... Hatta kusura bakmayın, bir şey söylemek istiyorum. Böldüm, affınıza sığınıyorum. Allah'tan Başkan Trump. Öyle mi? Tabii. Çünkü dediklerinin %90'ını kamuoyu çok ciddiye almadığı için, yani daha böyle dedikleri ciddiye alacak başkanı olsaydı o zaman kamuoyunu da tam kaybedecek. Kuzey Kore'yi tabii bakıyoruz. Şimdi de İran'la ilgili ön koşulsuz masaya oturalım çünkü yani çağrısı biraz yaptı önce, biraz önce. Yayından önce söylediğiniz o tweet... Ya ciddi söylüyorum, bunlar enteresan şeyler. Bizim yıllardır diyor öğrencilerimize kitabında, test bu konuda, o ders kitaplarında anlattığımız bütün Amerikan devlet sistemini çökertti. Ha, yayından önce siz dediniz. Şimdi Amerika'da yani bütün ezberleri bozan. Her şey, böyle bir şey yok ki. Yani bakın, bizim bir dersimizdir bu başlı başına, bunu anlatırız. Amerika'da karar alma süreçleri. Başkanın, yani Beyaz Saray'ın sözcüsü açıklama yapar. Sözcüyü artık gören yok ortada. Çünkü Trump kendi yapıyor sözcülük işini. Dış işlerine gider, Pentagon'a gider, böyle ciddi konularda, ulusal güvenlik. Nasıl anlatacaksınız 2018-2019 öğretimde? Biraz önce öğretimde, yayından önce arkadaşlarla onu konuşuyoruz. Herhalde böyle Allah bize ömür verir de 70'lerimizi falan görürsek, hani artık yaşlı bir kenarda duran 80'lerimizde falan bir hoca olursam İnşallah. İleride diyeceğiz ki bizim zamanımızda bir Trump dönemi vardı. Böyle böyleydi diye herhalde, yani Amerika çalışan her kişinin hayatında böyle büyük bir Punto ile üzeri karalanacak çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. İkişer cümleyle mümkün mü diyeceğim? F-35'lerin teslim süreci ne olur? F-35'i bu konudan ayırırım. Çünkü o tamamıyla farklı bir mesele. F-35 S-400 üzerinden, Rusya ilişkileri üzerinden kurulmuş bir mevzu. Bu aşılabilir mi? Aşılabilir ama tamamıyla Brunson meselesinin dışında bir... Savunma Bakanı da biraz buna ilişkin, tabii, belki hadise, yumuşatma amaçlı mıydı bilmiyorum, açıklama yaptı. Yok, dedi ki açık bir şey konuşalım. Asker ilişkilerimiz iyi gidiyor dedi. Tabii, nasıl Amerika'da bazı lobiler varsa ciddi de bir silah lobisi var. O silah lobisinin de tek derdi vardır, silahımı satayım. Dolayısıyla o F-35'ler de şey değil yani, böyle 10 lira 20 lira değil, bayağı bir para ediyor. Yani taksitle falan alınacak bir şey değil, ciddi para bunlar. Uçak ve bunu yapan firma da satmak mecburiyetinde. Dolayısıyla şimdi böyle yüklü bir siparişin iptali, ortak olduğumuz üretiminde, tabii, iptali veya verilmemesi aynı zamanda bu üretici firmaya, Amerikan ekonomisine de etki eder. Ekonomi dediğinizde, Amerika'nın yaptığını satma dediğinizde Trump'ın da felsefesiyle tezat olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uluslararası tahkimi tabii yani bu, zaten. Bu konuyu ben diğerinden ayırırım. Tamam. Biraz işler tatlılaşmaya başladığı zaman çözülebilir görürüm. Ama F-35'in S-400 kaynaklı olduğunu ve uzun ve orta vadede Rusya, Amerika, Türkiye meselesinin nereye evrileceği apayrı bir konu. İlkbahar yakın mı ilişkiler için? Adeta bir kış, sonbahar şimdi havası estirildi. Şimdi bir kere ilkbahardan ziyade bu Pence'in tavrını önümüzdeki haftayı, ben aslında bu haftayı diyeyim, biraz merakla bekliyordum. Neden? Bu tweet geldikten sonra ve açıklamalar yapıldıktan